Tevhid Hoca'ndan Satır Arasından herkese merhabalar. Bu hafta Hapishane'ye Alternatifler kitabıyla sizlerleyiz. Michel Foucault'la. Abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hayırlı haftalar. Öncelikle kitap çok beklediğim gibi çıkmadı. Yani Foucault'un evet. kitabı çıkmadı aslında. <laughs> bir söyleşi <laughs> yani, mantığının içinden Evet sadece olmuş. bir parçası Foucault'a aitmiş. Evet, iyi oldu bu haftalık <laughs> inceden inceden. Ama Hapishane yine de evet konuşulacak konular var, var üzerinde. Var. var. Yani şey güzel. Aslında son zamanlarda bu tarz kitaplar daha çok dikkat çekmeye başladı. Evet, Benim biraz yeraltı edebiyatının aslında felsefi boyutu. Amenna. Bir de şey var. Hani e, çok ince, çok kısa diyerek çabuk okunacak gibi düşünülmesin. Biraz üzerinde düşünce evet. yerleri var. Ee, tek problem her felsefeci gibi sonuca ulaşmadan sorularla devam eden bir süreçle karşı karşıyayız. Bir de hapishane alternatif denince bu dünyaya bir alternatif var mı diye de soram sorasım <laughs> geldi. Kimdir Foucault? 1926'da Fransa'da doğmuş, felsefe psikoloji okumuş ve bu iki bilime dalına dair birçok eser vermiş olan önemli isimlerden birisidir inceliyoruz çünkü geçen hafta okuduğumuz kitabın... Panoptikon konusunda da Foucault'un önemli görüşleri vardı. O yüzden bu görüşleri alternatif olarak bu isim hakkında biraz fikir sahibi olmak bir de Batı dünyasının adaletle ilişkili olarak, adaletin bir sonucu olarak gördüğü hapishane formunun e, bugünlerde bile hala tartışma konusu olarak gündemde olması. Evet. Sen önden başlamışsın. Yine ön sözden başlamışsın. Ya ben böyle ön sözde bazı cümlelere takılıyorum. Çünkü kitabı ele alan insana nasıl ele alması gerektiğine dair bir yönlendirme yapıyor ya. O beni biraz e, hoşuma gitmeyen bir şey. Ama böyle bir ön söz ben, mantığı eskiden daha fazlaydı. Ben eskiden hiç ön söz okumazdım da işte satır arasından sonra evet, mecbur olduk. Dikkatimi çeken kısmını sadece 1976'da tutuklu hakları Ofisi başkanı Jean-Claude Bernheim'in Davetlisi olarak orada mahpuslar haftası kapsamında hapis cezasına alternatifler üzerine bir konuşma yaptığını ve bu konuşmayı merkeze aldığını kitap beyan ediyor. Ve burada iki şey dikkatimizi çekiyor. Bir, Batı dünyasındaki hapiste yaşayan insanlar için onların hayat biçimlerini nasıl şekillendireceklerine dair hala Batı dünyasında çözüme ulaşılmış değil. Hapsin kendisi de, biçimi de, ceza türünde de belirleyen Avrupa bu konuda hala tartışmaya, araştırmaya, düşünmeye ya da felsefe öğretmeye diyelim devam ediyorlar. Ya, adalet sistemini çok farklı bir yerden ele almışlar aslında. O benim hoşuma gitti. Eyvallah, buyurun. Ben 16. sayfadan başlıyorum. Bende bir 13 var. 13 buyurun. Peki güvenlikte de ıslah sağlamıyorsa bu kadar mükemmel bir hapishane ne anlama gelir? Sayfa 13'te. İsveçlilerin aklı başına geldi hemen ya da dilerseniz güçlerine gitti diyelim. Ve 1973'te bu cezaevlerine bu geleneksel hapishanelere alternatif bir program tanımlamaya çalıştılar. Hapishaneden çok farklı bir anlamda tesislerden en fazla 40 ila 60 kişilik küçük tesislerdi bunlar. Buralarda insanların elbette çalışmak zorundaydılar. Ancak bu işler katiyen yani cezai türde işler değildi. Yani hani o bildiğiniz aptalca alakası zihni uyuşturup, uyuşturup insana alıklaştıran aşağılayıcı ücretsiz işlere benzemiyordu. Herhalde taş kırma. Evet ondan bahsediyor. bahsediyor galiba. Hayır hakiki bir işte dışarıdan çalışma standartlarına göre ödeme yapılan dilerseniz sizi ülkenin ekonomik gerçekliğine dahil eden faydalı gerçek işlerdi. İşte batı dünyasında insana bakış açısını mahpusla bile değişmemiş öngörüsü. Ne kadar kazandırıyorsan. Eğer paraya çevrilebilir bir hayatın varsa Değerlisin. Değerlisin. Adamın kitap boyunca izlediği konunun evet. merkezinde de bu var. Eğer sen hapse giriyorsan suçu bir kenara koydum. Bu hapiste geçirdiğin sürede ülkemin gayri safi milli hastalığına bir eksi yazılıyor. Bunu geri kazanmak zorundayım. Evet. İşte batı dünyasıyla İslam dünyasının birbirinden ayrıldığı ana konu bu. Bizim için insan ne demektir sorusunun cevabı aynı değil bir tane insan imtihan için bu dünyaya gönderildiği kabul ediliyor İslam dini tarafından. Diğeri diyor ki bu dünyaya gelip para kazanmak üzerine gönderildi ki bu program Baharat Yolu'ndan sonra yayınlanmış olacak. <laughs> Ama biz bu akşam Baharat Yolu'nu yaparken para nasıl kazanılması işte bu yüzden konuşuyor olacağız. Çünkü insan dediğiniz aleme tek bir fonksiyonla bakıyor olmak Ardından mahpus anlayış tartışıyor olmak aslında bu sayfadan sonra anlamını yitiriyor. Aslında insana alem olarak bakıyor olmak zaten çok büyük bir fark. Çok var. başlı başlı. İşte onun çok spesifik bir örneğini aslında okuyoruz. O yüzden evet. genç kardeşlerimize Hadi zıt, taraftan, zıt taraftan, taraftan, işte genç kardeşlerimize diyoruz ki hiçbir şeyimiz aynı değil. 14'te <laughs> ise 16'ya gelmeden önce yasayı ihlal etmeyi en emin biçimde önleyebilecek bir şey çalışmadır. Bak. İnsanlar diyor yasaya sahip çıkmaları için çalışma hayatlarında başarılı olurlar. Zaten bunların öngörülerine göre mali disiplini ya da mali beklentilerini karşılamış olan her insan az suç işler diye bir duygu dünyaları vardı. Hiç mümkün olmadı. Gerçekten cezalandırmaya kadir olan şey çalışmadır. O bunu diğer her şeyden daha iyi yapar. Hemen karşısında ise sayfa 15'te. ikinci olarak yine inanıyorum ki Hapishaneye alternatif bu kurumlarda benim yeniden aileli kılma diyeceğim bir ilkenin işlediği görülmektedir. Yani hep başka yollarla da olsa ailenin suçun önlenmesi ve düzeltilmesi için temel araç olduğu fikri daima işler. Tabi bunu söylediği tarihlerde henüz aile kurumunun önemsizliğinden bahsedilmiyor. Çünkü sonraki tarihte aile varsa adamın sorumlulukları çok fazla o yüzden az çalışıyor ya da çalışma hayatına odaklanamıyor diye bir duygu var. 19. yüzyılda bu fikir zaten akıllardaydı. Şimdi ise mahkumu yeniden aileli kılmak için çok ilginç yöntemler kullanıldığını görülüyor. Kullanıldığı görülüyor çünkü suçluyu yeniden aileli kılma işiyle esas itibariyle papazlar, hapishane ziyaretçileri ya da hayırseverler görevlendirilir. Bunlar vaaz verir, iyi örnek olurlar. Ne için? Aile kurumu için ama o dönemde de aileye sahip çıkıyor oluşu. insanların yine üretim kabiliyeti ise anne baba çalışıyor. Çocuk kreşte anne ve babasını bekliyor formasyonunda. Sayfa 16'ya buyurun. Hapishanenin sorgulanması, kısmen yıkılması, hapishanedeki duvarların bazı bölümlerinin açılması demek olduğu, bütün bunların suça eğilimliği, 19. yüzyıl hapishanelerinde mahkum edildiği katı, eksiksiz, kapsamlı, kapatılmadan belli ölçüde kurtardığı söylenebilir. Suça eğilimli belli bir yere kadar serbest bırakılsa da onunla aynı anda başka bir şeyin daha serbest bırakıldığını söyleyebilirim. Hapishanenin işlevleri serbest bırakılıyor. <laughs> hapishanenin çalışma, aile ve kendini suçlama yoluyla yeniden toplumsallaştırmaya yönelik işlevleri bu yeniden topluma karışma süreci esnasında artık sadece hapishanenin dört duvarıyla sınırlı değil. Nispeten açık bu kurumlar sayesinde bu eski işlevleri tüm toplumsal bünyeye yaymaya, genişletmeye çalışıyorlar. Yani bir nevi Mısır'da geçen hafta işlediğimiz Mısır'da köylerde kurulan okullarda, devlet dairelerinde kurulan hapishane sisteminin Avrupa'da da tüm hayata nasıl aktarıldığını anlatıyor aslında. 1840'lar Fransa'sından bahsedebiliriz bu konuda. İşte burada temel soru şu. Hapishaneye giden adamı hapishanenin içerisinde ıslah etme fikri onun öncesinde ıslah edemediğiniz gerçekliğiyle mümkün olmadığı görülüyor. Onu zaten kabul ediyor. Dolayısıyla bunu kabul ettikten sonra senin hapishanenin varlığından bahsettiğin yer insanlara acıma duygusunu üste çıkaracağın ya da canını acıtarak onu ıslah edeceğin bir alan değil. Zaten Bunu çalışmayla çözebilmek de mümkün çok değil. Çok farklı bir yönden ele alıyor Foucault. Diğer farklı, yani evet. makalelerde öyle değil ama hı hı. Foucault gerçekten o konuda gerçekçi yaklaşmış konuya. 18'deyim 18. aynı yerdeyiz zaten. Bir bireyi borçlandırmak, yer değiştirme özgürlüğü gibi bazı haklarını elinden almak, bir kez daha onu sabitlemenin, hareketsizleştirmenin, bağımlı hale getirmenin, onu bir çalışma yükümlülüğüne, bir üretim yükümlülüğüne veya bir aile hayatı yükümlülüğüne mecbur etmenin bir yoludur. Nihayet ve özellikle bunlar gözetim işlevlerini hapishanenin dışına taşımanın, gözetimi artık sadece hücresinde veya hapishanede kilit altında tutulan bireye uygulamanın değil bireyin görünüşte özgür olan yaşamına genişletmenin türlü çeşitli yollarıdır. Vaktiyle hapishaneye özgü olan iktidar biçimlerinin bu eski tutukluluk sistemine getirilen tüm bu alternatif biçimlerin işlevi temelde bu iktidar biçimlerini kanserli bir doku gibi hapishane duvarlarının ötesine yaymaktadır. Ve hemen karşısında bence burada hapsetme sistemine gerçekten alternatif olan hiçbir şey bulunmadığını aklımızda tutmalıyız. İşte burada alternatifinin olmayışının sebebi ...refere aldığı Hı. bir inanç mekanizmasının olmuyor oluşu. Ve insana makine gözüyle bakıyor oluşu. Makine bile değil aslında daha çok psikolojik bakış açısıyla evet, hayvan. Hayvan. E, dolayısıyla bunu böyle mi e, düzelteceğiz ya da adalet mekanizması böyle mi çalışacak sorusu... ...aşağı yukarı aynı yere işaretlemişiz evet, galiba. Evet sen daha uzun almışsın. Hapishane kurumsallaşmış yasa dışılıktır. Bu nedenle Batı'nın yasa dışılığı bastırma bahanesiyle kurduğu yasaya uyulmasını sağlamaya yönelik adalet aygıtının cerevinde sürekli yasa dışılıkta çalışan bir makine bulunur. Hapishane yasallığın karanlık odasıdır. Yasallığın kamera obkurasıdır. Şimdi burada temel bir farklılığımız daha var. Bizim için hapishane adalet aygıtının sonuçlarının ele alındığı bir yer değildir. Çünkü adalet duygusu ceza alındığı andan itibaren işlemeye başlarsa bu batı dünyası için geçerlidir. İslam dünyasında suç, suça meyledildiği andan itibaren başlar. Ve adalet bu dünyaya sığmaz. Kesinlikle. Bu mantıkla bakamadıkları için hapishane kültürünü çok geliştirdiler. Örneğin İslam dünyasında hapishane formasyonu bu kadar geniş değildir. Hızlı, aksiyon alan ve adamı eğer düzeltemeyeceğini anlıyorsa toplumdan tecrit yöntemini seçen ve dışarıda adamın ıslah yöntemi olarak kendisiyle mücadele ederek bunu başarabileceğini öğreten bir şeydir. Yani bunlar adama diyorlar ki acaba bu adam toplumda bir yer iş yaparak saygınlık elde ederse başarılı olur mu? E, saygın insanlar suçu nasıl istiyor o zaman senin teknik tabirine o saygınlar. O zaman seninle benim aramdaki adalet mekanizması da aynı değil. O yüzden hapishanelere düşürdüğünüz insanlarla bu işi çözümlemekte de mümkün değil. O yüzden hapishaneler bu noktada adaletin sonuçlarının işlendiği yer değildir. Tam saygın insanlar nasıl suç işler derken benim notum biraz yukarıdaymış. Buyurun. Her kurumun var olabilmesi için zorunlu ve yeterli bir yasa dışılık oranı vardır. Ha bunu kabul etmiş zaten. Bu kelime benim çok dikkatimi çekti. Kabul etmiş zaten. Biz bunu kabul etmiyoruz ki. Yani Öncesinde tamam hapishanelerde yaşanan yasadışılıkları anlatıyor hmm. vesaire ama. Yani, yani yıllardan ya yıllardan beri söylüyorum işte. Sistem yanlış. Siz rüşvete karşılık istediğiniz cezayı yazın rüşvete engelleyemezsiniz. Bunun imkansız olduğu bir yerde de hapishaneleri istediğiniz kadar farklı yöntemler deneyin gene mümkün Arka sayfada da aslında kendisi cevaplamış bu yeterlilik Buyurun. yeterli bir yasa dışılık oranına. 16. yüzyıl ile 18. yüzyılın son, sonu arasında kapitalizmin yaşadığı büyük kurucu <laughs> değişiklikler rejimin ve toplumun kurumları söz konusu olduğunda büyük ölçüde yasa dışılığın kanallarından geçti. Kaçakçılık, deniz korsanlığı, tüm o vergi kaçırma, vergi hırsızlığı oyunları da kapitalizmin gelişebilmesini mümkün kılan yollardı. Bu anlamda bir bütün olarak toplumun kendi hukuksuzlukları, yasa dışılıkları karşısında gösterdiği kolektif hoşgörünün, bu toplumun sadece hayatta kalmasının değil, gelişmesinin de koşullarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca toplumsal sınıfların kendileri de bu yasa dışılıklar etrafında rekabete ancak çoğu zamanda suç ortaklığına girdiler. İşte Foucault burada şunu atlıyor ya da atlamak istiyor. Fransa devlet olarak kendisi hırsızlık yaptıktan sonra hırsızlığa suç isnat edemez. Aslında tam Devletin, olarak ondan bahsediyor zaten. Yani bir nevi sistemsel aslında. Tamam, ama burada devlet olur. demiyor. Anladın mı? Yani yönetim biçimini getirmesiyle demiyor. Orada kapitalizm, Sistem değişikliği değişikliği olarak. Olarak kapitalizm yani. diyor olarak, kapitalizm diyor oraya. Yani şimdi bu, bu ve buna benzer felsefecilerin ortak başka bir özelliği var. Gençlerimizin öğrenmesi için. Ne zaman konu Batı dünyasındaki önemli bir kurumun ta kendisine vuracaksa. Örneğin papalığın yaptığı bir illet yüzünden meydana gelen bir pislik varsa, felsefeci istediği kadar kendisini aklı başına bir adam olarak adlandırırsın, günün sonunda bunun papa olarak değil, ilahiyat kelimesi altında kapatıyor. Burada kapitalizm kelimesi altında kapattığı şey Fransız hükümetinin ta kendisi. Fransız hükümetinin kendisi teknik olarak yasal mevzuatlara bakmaksızın, dünyanın gerçeklerine bakmaksızın, vicdana falan umursamaksızın Afrika'nın anasını alıp hırsızlığını Afrika, yapacak. Amerika. Gelecek ey Amerika. halkım çalmak <laughs> yasaktır diyecek. O senin yapmadığın bir şeyi, devletin yapmadığı bir şeyi milletten beklemek mümkün değil. Zaten bu hırsızlığı milletinle beraber yapabiliyorsun. Dolayısıyla millete hırsızlığı yaşatıyorsun, öğretiyorsun, katlettiriyorsun. Geri geliyorsun evin içinde hırsızlık olmasın diyorsun. Yani baba gündüzleyin müşteriyi kandırmış. Anne dışarıda markette birisine kazık atmış kandırmış. Eve gelince çocuğun yalan söylemesine bağıran bir aile formasyonundan çok farklı değil. Eyvallah. Ve karşıda biraz daha detaya giriyor aslında. Buyurun. Burjuvazi, Ancien rejimin yaşadıklar, yaşadıklar yani yasa dışılıklar karşısında karakteristik olarak gösterdiği bu eski hoş görüntü ortadan kaldıracak bir ceza mekanizmasına ihtiyaç duydu. Ve halk arasında yaygın olan bu yasa, yasa dışılıkları baskı altına al, almak, azaltmak, kodlamak ve tekrar yasal sınırlar içine sokmak için kullanılan araçlar arasında tabii bazı yollar vardır. Bu yollardan biri kesinlikle belirli bir tür ayrıcalıklı yasa dışılık biçiminin örgütlenmesi bir bakıma profesyonel bir yasa dışılığa katı surette adanmış, kabaca suça eğilimli diyebileceğimiz insanlardan oluşan dar bir grubun teşekkül etmesiydi. Yani dar bir grup eli, dediği şey... kendi eliyle Hı. kurmuş diyor. Aynen öyle. Ama bu dar grup kelimesi dar değil işte. Çünkü şöyle bir gerçek var. Mafyanın içinde olmayabilirsiniz... Ama yeri geldiğinde o mafiyeye benzer bir yapıyı kendi mahallenizde yaşıyor ve yaşatıyorsanız aslında bu grubun dar olmadığını görürsünüz. Dünyanın neresine giderseniz gidin mafyanın varlığı devletin kendisiyle ilişkilidir. Ve bu oradaki yaşayan insanlarla da artık kemikleşmiştir. Dolayısıyla sizin bir yasa koyucu olarak yeni koyacağınız ceza mantıklarıyla bunu çözmek imkansızdır. Aslında biraz ondan bahsediyor zaten. Ama çözümü yine yok biliyorsun. Çözmek <laughs> adına uğraşmadıklarını söylüyor. Sorunlara zaten. odaklanmış. Nitekim nüfus içinde kendini kesin olarak suça adamış marjinal bir kesim sayesinde Burjuvazi kendisine müthiş bir iktidar aracı sağladı. Şimdi bir mesela incisi, özür diliyorum işte aynı yöntemi kullanıyor. Kendini kesin olarak suça adamış marjinal bir kesim yok. Senin ulaşabildiğin pazar bu, bu kadar. Niye aslında. buna marjinal diyorsun ki? Yani güzel bir kelime anladın Felsefi mı? Felsefi Hop artına ya. dolduruyorsun yani. Hayır canım öyle bir noktaya gelmiştir ki kaç tane Fransa sorsan %90'ı ister de henüz ona o, o adamdan ona ulaşmamıştır. Birincisi bir şekilde profesyonelleştiği nüfusun belirli bir kesimi tarafından üstlenildiği andan itibaren yasa dışılık tüm, tüm toplumsal bünyeye yayıldığında olduğundan çok daha kolay izlenilebilir elbette. İkincisi, yasa dışı işler yapan bu profesyonel grup kendi başına varlık sürdürdüğünden yasa dışı faaliyetlerinin ilk kurbanı olan halk kitlesiyle çatışmaya girer. Nüfusun düşmanca tepki verdiği bu suça eğilimliler grubunun varlığı halkın arasında polisin sürekli mevcudiyetini çok daha kabul edilebilir, çok daha katlanın, katlanılabilir kılacaktır. O da yeni bir rüşvet mekanizmasını doğurmaktadır zaten. Yani katlanabilir dediğin evet. şeyin arkasında da bu var. Avrupa'nın zaten... Fransız ihtilalinden sonra ilk Fransa'da kuruluyor polis teşkilatı. Evet. Kuruluş sebebi de. Ama biz çok geriyiz değil mi? Yani o kadar adaletsiziz ki biz peygamber aleyhissalatü vesselamdan ta Osmanlı'nın yıkılışına kadar bizde polis mantalitesi yok. İlk defa artık yetişemedikleri için suça polis teşkilatını bu adamlar kuruyor. Ama biz geride kalıyoruz. Polisiye edebiyatın, gazetelerin, şimdi de filmlerin sürekli canlı tuttuğu bir korkuya başvurulması, suça eğilimliden duyulan korkuya başvurulması, halkın ortasında polisin varlığını bir şekilde doğal hale getirdi, doğallaştırdı. Şunu da söylemek gerekir ki diyor 26. sayfada, madem Fransızım dolayısıyla şovenim diyerek bir itiraf da var. 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başında tüm dünya ülkeleri tarafından taklit edilen polis teşkilatının Güzelce kurulmasını Fransa'ya borçluyuz. Çünkü bütün hırsızlar kendi evlerini çok iyi korumak isterler. <laughs> Ve aşağıda aslında bir itiraf geliyor. Hapishane suça eğilimli üreten bir fabrika oldu. Evet. Suça eğilimli... Bu da bu arada istendi biliyorsun. Evet. Bu da devletin istediği bir şey. Tam olarak onu da zaten sevdiğim yanı o Onu... Onu güzel ifade evet. etmiş. Hap, e, suça eğilimlilerin hapishane tarafından imal edilmesi... Çünkü bunlar mal. Evet. Hapishanenin başarısızlığı değil, başarısıdır. Çünkü, Çünkü onun, onun varlık, varlık amacı budur. 19. yüzyılın tüm burjuva toplumlarında titizce düzenlenmiş bir fuhuş sistemi sayesinde cinsel zevkten kesinlikle inanılmaz miktarda para kaldırmak olanaklı hale geldi. Çalışanlar kim? Cinsellik üzerinden elde edilen bu kazançların tahsili ve takibinden sorumlu olanlar kim? Tabii ki suça meyledenler çevresi pezevenkler, muhabbet tellalları, otelciler ve benzeri. Bunların her biri söz konusu kazancı kendi yolunda aslında gayet namuslu olan mali kurumlara kanalize eder. Ya. Bunu biz söyleyince olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ee, Foucault'un söylemi 32. sayfada biliyor. Evet. 35'te benim Sylvian Lafour'un Lafour, evet. onun bir söylemi var. FUKO'nun cezalandırıcı toplumlar hakkında düşüncesinin temel taşıdır. 21 Şubat 1973 tarihli dersinde yaşadı, e, yasa dışılıkların olumlu işleyişini sorgulamazsak ceza sisteminin yasalar ve yasaklar sisteminin işleyişini anlayamayız der. İşte burada e, temel olarak şunu anlatmak gerekiyor bu insanlara. Bizler yasaların varlığıyla adaleti sağlayamayız. Yasaların kabulüyle sağlarız. Şimdi insanlarsa bir başka insan tarafından yapılan her şeyin alternatifini üretebilirler. Örnek işte siz bir kitap yazarsınız. İnsan olarak yazdığınız için alternatif, karşı çıkan bir başkası da onun tersinde bir tezi savunacak. Başka bir şey yapabilir. Bardak üretirsin, başkası daha iyisini yaparım duygusuna gelir. Çünkü adamın biri bunu yaptıysa ben ondan daha iyisini yapabilirim. Yani bilgisayardaki virüs antivirüs mantığı. Bu kadar. O zaman İnsan nerede durur? Ben bunu yapamam. Yaratıcının yaptığı bir sistemde der ki bunu yazan ben değilim. Bunu bir insan yazmamış. Dolayısıyla biz Kur'an-ı baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'in şeriat 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 diye bağırdıkları alan çok acayip bir şeydir bu. Kur'an-ı Kerim'in çok küçük bir kısmı. Yani bütün ceza ayetlerini toplayalım. Bu ceza ayetleri yüzde beşi filan geçmiyor. Tam bunun yerine. karşısında ben şurayı okumak istiyorum. 36. Sayfa. Buyurun. Foucault adaletin yasal katılıkla tanımlanmadığını kaydeder. Ona göre yasaların sayısındaki artışın sağladığı serbestlik evet. düzenin muhafızlarına zorlayıcı bir yargı evreninde hedef tahtasına koyulan bireyleri ıvır zıvır diye görerek silip süpürme olanağı tanımaya yarar. Evet, çünkü ben bugün çok net bir şey söylüyorum istediğim hukukçuyla karşıma beklerim hırsızlığın gerçek bir suç olarak karşılığını ben bilmiyorum Bilmiyorum lafı bilemediğim için değil Bu hırsızlığın içine öyle cümleler yazmışsınız ki bu hırsızı kılıfına uydurup 3 ayda çıkmak mümkün 3 yılda çıkamamak mümkün açıkça zaevine çıkmak ya binlerce, binlerce, onlarca, yüzlerce alternatifini çıkarmışsınız. O zaman siz hırsızlığı engellemeye çalışmıyorsunuz. Yeni hırsızlık yöntemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Onu da zaten hemen 37'de veriyor. FUKO yaptırımların varlığına karşı çıkmaz. Buna karşılık bir toplumun gerçek sorunlarına hesaba katmadan keyfi ve arkayık uygulamaları kabul eden adalet sistemine kafa tuttu diye bir insanın hapse atılmasını kabul edilemez görür. Bu yüzden cezalandırılması gereken eylemlerin açıkça tanımlanmasını talep eder. Evet. Disiplinci olmayan yeni bir hukukun gelmesini temenni eder. Disiplinci olmayan dediği anda yine ayrışıyoruz. Çünkü insanın nefsine maalesef fukuanın baktığı bir, e, bir küçücük bir delikten kocaman bir bela ve illeti geçirebilecek kabiliyette. Bu da toplumun içerisinde refera aldığınız merkezle alakalı ve o toplumun yaşantısıyla alakalı örnek veriyorum. Şimdi Medine'ye gelmiş olan ashab-ı ikramın yaşam biçiminden korkan Yahudiler, Hristiyanlar ve hatta bir takım putperestler o gelen adalet sistemine uymak zorunda olduklarını çünkü onu yaşayan kitlenin büyüklüğünü gördüler. Kitlenin adedi önemli değil. Yaşayan birileri var. Korktukları temel şey bu. Sonra onu yaşadıkları zaman bu yaşantı biçiminin kendi hayatlarını da düzene soktuğunu gördüler. O zaman dediler ki mantıklıymış. E, dolayısıyla bizler mesela örnek veriyorum. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hulefayi Raşid'in döneminde bir kadı müessesesi görmüyoruz. Evet. Yok. Polis teşkilat. Yok. yok. Her şey ceza anında karşılık bulacağından hiç kimsenin şüphesi yok. Her şey çok açık. Peki bugün İngiltere neyle övünüyor? Anayasamız yazılı değil. Bunu nereden alıyorsun? Diyor, i̇lk anayasayı biz yaptık değil Magna Carta. Şu manada sözlü mantıkla geliyoruz diyor ya yaşantıyla geliyoruz. Medine'den alıyorsun. Eğer te... yanlış anladıysam düzelt Buyurun. ama benim şu ifadeden anladım. Yani bu bir adalet anlayışı değil. Bu devletin elindeki iktidarda bir pay sahibi olma isteği. Yani... Hani Cemil Meriç'in güzel bir ifadesi vardı ya adalet büyük sineklerin delip geçtiği küçük sineklerin takıldığı bir örümcek ağdır diye. Ya yani benim arkadaşım yazdığı için yıllarca üniversite mezun etmediler sonra. Ya yani <laughs> biz küçük insanlara da küçük delikler açın sistemde biz de bir yerlerden kendimizi kurtaralım demek olmuyor mu? Bu Oluyor farkı? aynen öyle. İşte biz de diyoruz ki mesele orada delik açmak değil. Mesele orada insanın o deliğe yaklaşamayacağının farkında olması bilmesinde yatıyor. Öyle. Sayfa 40. Sen de var mı Yok. bilmiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden beri durmadan artan tutuklu sayısı Amerika'da yüzde 108, Asya'da yüzde 29, Afrika'da yüzde 15, Okyanusya'da yüzde 59, Brezilya'da yüzde 115, Türkiye'de yüzde 145. Bunlar ne anladığımı şöyle ifade edeyim ben insanlardan hangisi dünyevileşme ivmesi artmışsa ivmesi hızı değil o ivme suç oranına birebir yansımış. Eğer bu rakamlar doğruysa. Amerika'da 1970'lerde 200 bin kişi olan cezaevi nüfusu şimdi 2.3 milyondur dediği tarih 2017 tarihini baz alarak söylüyor. 200 binden 2.3 milyona bu sayıya bir de deneme aşamasındaki çeşitli tedbirlere maruz 4.7 milyon kişinin eklenmesi gerekmekte. O zaman toplamda 7 milyon insan yapıyor. 200 binden 7 milyona gelmiş 50 yılda. 45'e gittim ben. Buyurun ben 60'dayım. Yine bir başka isimle yapılan görüşme gözetim altındaki ev Tony Ferri ile yapılan mülakat bölümünde hapishan 45. sayfada. Hapishanelerin kaldırılmasını savunan ya da hapishane karşıtı akım bir şekilde hapishane biçiminin yerine başka cezalandırma tarzını ikame etme, bir ideolojiyi başka bir ideolojiyle değiştirme, iktidardan uzaklaşmak yerine iktidara yaklaşma ihtiyacı tarafından tuzağa düşürülmüş olabilir. Bu bir tuzağa düşürme midir yoksa düşmek istek talep ve bunun uygulanma biçimini ortaya koymak gayreti Ayrı. Bundan hariç olarak ben 70'e gideceğim çünkü evet. insanlar bu arada sadece soru sormuşlar. Bu olabilir evet. mi? Bu olabilir mi? Gerçek bir çözümde hiçbir yerde yazmıyor. Evet. Sadece bir tenkit var. 60'ta bir notun var. Buyurun. En azından iletişim düzeyinde insan hakları, hümanizmle dopdolu olan demokratik toplumlarımızda ölüm cezası kaldırıldığı, kırbaçlama gibi acı verici veya aşağılayıcı işkence biçimleri çağdaş cezalandırma, iktidarı ekonomisinde belirgin bir düşüş yaşandığı için bağışıklık duyarlılığının aynı zamanda güya eskisinden ve diğerlerinden daha iyi olduğumuz gerekçesiyle vicdanımızı temizlememizi sağladığı düşünülürse bu duyarlılığın sergilenmesinin başka bir artısı daha var diyor. Tabi burada lafı yine İslam'a atıyor. Şimdi ben burada bir tane virgül koyacağım. Geçtiğimiz hafta Ahman bir tanesi bir yayında şey dedi. Talebani unsurlarını Afganistan'da çok kızıyorlar. Halbuki bu Müslümanların yaptığı önemli bir atılımdır dedi. Buradan bir kez daha söyleyeyim. Taliban'ın içerisinde muteber isimler mutlaka var. Ama Talabani bir İngiliz kurgusudur. Delilim çok basit. Çok basit. O Ahmar şunu söyleyeyim ben. İslam tarihinde hiçbir kırbaç cezası insanlar önünde yapılmış değil. Yapamazsınız. Yani siz 100 bin kişiyi toplayıp mahallenin de. ortasında adam dövüyorsanız siz bunu İngiliz'den öğrenmişsinizdir. Kırbaç cezasını da kapalı ortamda vermek zorundasınız. Ve bunu söyleyen isimler güya bu İslam fıkhını bu ülkede en iyi bildiğini iddia edenler. Hayır bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Çünkü bu ve buna benzer cezalar insanın kendi içinde tahkiri içindir. Bunlar hala fıkıhçılarımızın, Türkiye'deki fıkıhçılar Olayın görüntüsünü biliyor, ruhunu bilmiyor biliyor musun? Bu konudaki eserlerde hiç okutmazlar ve okumamışlardırlar. Ruhu ne demek? Cenabı bu tarz bir suça karışmış bir kadını, bir hanımefendi ya da bir erkeği neden kırbaç cezasına taciz eder, oraya mecbur eder? Kişi kendisiyle baş başa kalıp kendisinin yapmış olduğu bu kötülüğün zulümatının bir parçası burada böyleyse ya cehennemde nasıldır duygusuyla vicdanen baş başa kalması için. Yoksa İslam dininde mütecavizi ortaya çıkartıp da ahan da budur diyemezsiniz. İsterseniz yüzünü peşeyle kapatın. Bu ahlaksızlar Talebani'nin yaptığı bu usul İngiliz ekolüdür. Bu işin İslami değil bir yerinden tutturulmuş İngiliz uşaklığı olduğu bir gün anlaşılacaktır. Tekrar ediyorum alt tip not düşüyorum. Mutlaka içinde muteber güzel insanlar vardır. Hepsini tanımıyorum. Ama sonuçlarını görüyorum. Sokakta kadın kırbaçlayamaz. Yürüyen kadını sopayla dövüyorsan Müslümanlıkla alakan yok. Ve buradaki ahmak çıkıp diyor ki Talibaniye'yi laf etmeyin. İşte bu kadar ahmaklar. Fıkhın ruhu vardır. Her hukukun ruhu bizim anayasamızın ruhu olmadığı için böyledir. Bu Batı medeniyetinin ceza muhakematının ruhu yoktur. O yüzden böyledir. Ama bütün hukukçulara da ilk öğretilen şey şudur. Yasaların ruhunu araştırın çocuklar. Nerede araştırayım ki onu? Yok. Bizim fıkıhçılar da öyledir. Ruhunu bilmezler. Hapishane ölüm cezasına nazaran neyse elektronik gözetimde hapishaneye nazaran odur. Değildir. Hapishanenin çekip çevirdiği şey ne sürgün edilmiş bedenler ne de genel olarak tutuklulardır. Kendilerine bizde ceza aygıtları ve cezai yaptırımlar bedenlere gözle görülür zararlar vermiyorlar. Bunlar kan dökmeyi cihatçıların boğaz kesmesi, eziyet ve işkenceyi Ebu Greb ceza ve kamplarda terör ve imhayı Guantanamo'dan Çin'in Laogai'sine ve benzeri içeren bu barbarca muamelelerin yörüngesinden çıktılar artık deyip başlarını yastığa koydukları gibi rahat bir uyku çekebileceklerini düşünüyorlar. Tartışılır. Vicdanları rahatlatıyormuş. yok Bence bu arkadaş biraz aktivist, biraz hümanizm, biraz insan hakkı deyince işin iç yüzünde ne olduğuyla hiç ilgilenmiyor. 73 bende. Sanırım beraberiz yine. HSBC Bank. Meksika'daki uyuşturucu kaçakçılığından gelen parayı aklayarak. Amerika'nın para ile ilgili yasal düzenlemelerine uymadığı için milyarlarca dolar para cezasına çarptırıldı. Sadece kara para aklamayla mücadeleye yönelik düzenlemelere uymamakla kalmadı. Aynı zamanda şubelerinden biri aracılığıyla suç teşkil eden davranışlarda bulunmaktan sanık sandalyesine oturdu. Sonuç olarak gözlemcileri çok etkileyen, etkileyen rekor bir para cezası aldı. Ama bu işe yarar mı? Hayır. Çünkü HSBC Bank bunu yaparken mutlak surette Amerikan devleti ile ortak çalışmak zorundadır. Zaten şurada dilemese de, de, şu, de şöyle bir açıklama yapmış. Ama biraz daha dikkatli baktığımızda şunu görürüz. Bu para cezası finans piyasasını zayıflatacağı gerekçesiyle İcra kurulu başkanına veya bankanın kendisine ceza davası açmaktan kaçınmak için alınan alternatif bir önlemdir. Bu arada HSBC bank şu hesabı her zaman yapar. Ben böyle parayı aktardığım zaman bana ne kadar ceza gelirler onu da maliyeti içine ekler. İki, senin derdin bu kara paranın nasıl üretildiğini bilmektir. HSBC'yi yakalamak değil. Yani mesela bizim ülkemizde de vergi kaçırmak suçtur hmm. her ülkede. Tamam verginin kaçırdığı yeri bulmuyor. Vergi kaçırdığı, kaçırdığı miktarla ceza kesiyor. Bilmiyor ki bütün büyük miktarda vergi kaçıranlar günün sonunda bir yerde patlarlarsa ne ceza ödeyeceklerse onu ürüne zaten koyuyorlar. Kimse salak değil ki. Son notum 76'da. Yani kendin yaptığın adaletsizliği millete ödettin bedeli. Sonra fotoğrafta aha biz bu adamı yakaladık. Neyi yakaladınız ki? Çok girmek istemiyorum <laughs> o konuya işte çok. Buyur. Foucault ceza türleriyle ekonomik rejim türleri arasında bir bağlantı olduğunu düşünür. Ancak bu bağlantının ötesinde her şeyden önce tıpkı Philip Robert gibi, o da farklı siyasi rejimlerin ve devletlerin gelişim durumunun cezaları etkisi üzerine ısrar eder. Modern devletlerin henüz meşrui, meşruiyetten yoksun oldukları ilk zamanlarda itaat arayışı bedenlere şiddet uygulayarak gerçekleştiriliyor. Hiç oldu. olmadı. Avrupa'dan bahsediyor. Oldu. Ha şey diyor Avrupa tarafında evet ben yine Müslümanlar tarafında yani yok, söylüyorsa. Yok. Kendi içlerindeki içleri, süreci evet. anlatıyor. Özgürlük ve çalışmanın temel haklar olarak kabul edildiği liberal devlet çağında, yaptırımlar özgürlükten yoksun bırakma, hapsetme ve zorla çalıştırma ile ilgili olacaktır. Refah devleti geldiğinde cezalar, rehabilitasyon programları, toplum hizmeti gibi sosyal politikalara bağlanacaktır. İşte nerede kopuyoruz? Senin özgürlükten yoksun bıraktığın yere hapis diyorsun ya, benim için dünya hayatın tamamı hapis. O yüzden sen beni özgürlükle tehdit mi ediyorsun yani? Çünkü bundaki bakış açısı son cümlesi <laughs> cezanın dönüşmesi devletin dönüşümüyle bağlantılıdır. Hayır insanın dönüşümüyle bağlantılıdır. Yani insanı hayvan olarak gördükleri için ne kadar evcilleştirebilirse cezayı o kadar azaltıyor ve buna medeni istiyor açıkçası. Ama bütün hayvanlar sonuçta yine kafalarına takılırlar. Kafalarına göre takılacak bir mecra bulduklarında isteklerini yaparlar. Eh, batı'daki adalet duygusunu bir Batılın ağzından daha net bir şekilde anlamamıza vesile olan bu kitabı da incelemiş olduk. Evet. İşin üç Şimdi de bir batılının kitleleri, batılı düşünen kitleleri nasıl evet. yönetebilir? Kitleler psikolojisi Gustav Le Bon. Eğer yet olursa önümüzdeki hafta, olmazsa sıradaki programda ele alacağımız kitap bu olacak. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hayırlı bir tezkereyle, kurtulmak Hı. dileğiyle bu hapishane Tabii hayatından inşallah. kadın sağlıcakla.